Herkese merhaba. Sabah akşama karıştırmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda bir kanal abonemizin gönderdiği saç kurutma makinesinin güç kablosunun onarımını yapacağız arkadaşlar. Abonemiz bize ulaşarak saç kurutma makinesinin kablosunda bu şekilde bir arıza olduğunu, yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Arkadaşlar biz de kargolamasını söyledik. Cihazımız geldi. Arıza eğer içerisine zarar vermediyse sadece güç kablosu arızası gibi görünüyor. Bu tip cihazların saç düzleştirici, saç şekillendirici, saç maşası gibi fön makinesi, saç kurutma cihazları gibi cihazların genelde güç kabloları arkadaşlar. Burada bir takviye plastik kısmının bulunduğu yerden iç kısımdan kopuyor. Bu kablo içeriden kopuyor. Cihazın içinden değil arkadaşlar bu kablo. Kablo siyah izolasyon malzemesi içerisinden tam birleşim yerinden koparak arkadaşlar elektrik kesilmesine sebep oluyor. Biz bunun onarımını göreceğiz. Saç düzleştiricisi, saç maşalarında bu plastik sabit olduğu için biraz sonra yapacağımız işlemi onlarda uygulamak mümkün değil. Komple kabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Fakat saç kurutma cihazları, fön makineleri gibi cihazlarda biraz sonra göstereceğimiz gibi kabloyu bir 5 santim kadar kısaltarak onarmak mümkün arkadaşlar. Cihazımızı iki tane vidası var. Bu vidalarımızı sökerek başlıyoruz. Arkadaşlar bunun sap kısmından buradan arkadaşlar biraz güç uygulayarak veya çekerek burayı açıyoruz. Burada tırnağı var. Oradan kurtarmaya çalışacağız. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Hemen şuradaki tırnak kısmından şurada 3 tane tırnağı var. Buradan kurtardık. Şuradaki pervanenin hava emiş yeri. Burayı da temizleyeceğiz arkadaşlar. Bakımını yapacağız. Motorumuz normal şehir şebekesiyle çalışan bir motorumuz. İçerisinde rezistans var. Konumuz bu olmadığı için arkadaşlar buralara girmiyorum video süresi uzamasın diye. Güç kablomuz burada. Bunlarda topraklama yok arkadaşlar. Sadece nötr ve faz kablomuz geliyor. Burada iki tane teki fana, pervaneye komuta eden, teki de rezistansa komuta eden arkadaşlar. İki düğmemiz var. Bunlar arkadaşlar güç kablolarımız lehimle tutturulmuş bir şekilde. Biz şimdi güç kablomuzu sökelim. Buradaki plastiği de çıkardık. Güç kablomuzu bu şekilde çekip almak mümkün. Buradaki iki tane switch veya güç anahtarı. Bunları da çıkarabiliriz. Ben çıkarmadan direkt burada lehimleyeceğim. Arkadaşlar güç kablomuz bu. Bakın buradaki koruyucu plastik hareket ediyor. Dolayısıyla aynı kabloyu kullanabiliriz. Bu buna bitişik olsaydı, bütünleşik olsaydı arkadaşlar kullanamayacaktık. Arkadaşlar lehim cihazınız, havyanız yoksa kabloları buradan keserek buraya ek yapabilirsiniz. Çok sağlıklı olur mu? Kullanılabilir ama çok sağlıklı değil. En sağlıklısı bu şekilde lehimlerinden arkadaşlar yapmak olacak. Arkadaşlar cihazımın içi bu. Cihazımızın içi bu arkadaşlar. Buradan da kablosu geliyor. Şimdi biz bu kabloları switchlerden, anahtarlardan ayıracağız ve buraya yine lehim yapacağız. Bu lehim kısımlarını switchler hassas olabiliyor. Çok fazla ısıtırsak arkadaşlar zarar verebiliriz. Ben buradan öncelikle kabloları kesip
üzerine eklerimi yapacağım. Diğer ucu da burada. Güç kablomuz bu. Arkadaşlar kopan yer bu. Bakın buradan destek kısmı, koruma kısmı hareket edebiliyor. Buradan hasarlı kısmı. Biz bunu ileriye alacağız. Bu şekilde. Buradan keseceğiz arkadaşlar kablomuzu. Hasarlı yerimizi. Kablo şu kadar kısalmış olacak. Veya şu kadar diyelim tamamını. Buradan yine bunun gibi arkadaşlar açacağız kablomuzu. İçerisindeki bakır tellerin üzerinde izolasyon malzemesi var. İyi bir lehim için bunları arkadaşlar sıyıracağız. Bunun için de ben E kullanıyorum. Siz herhangi bir şeyle kazıyabilirsiniz bu izolasyon malzemelerini. Kablo uçlarımıza lehimimizi aldık. Şimdi arkadaşlar aynı kablo uçlarını lehimleyeceğiz. Arkadaşlar lehimimizi yaptık. Şimdi diğer ucu kahverengi olan ucu temizleyip lehimleyeceğiz. Arkadaşlar lehimlerimizi yaptık. Kablomuz onarıldı. Yeni bir kabloya ihtiyaç duymadan maliyetini düşürerek işlemimizi tamamladık. Arkadaşlar şimdi cihazımızı söktüğümüz işlem sırasının tersi işlem sırasıyla topluyoruz. Bunu buraya plastiğimizde arkadaşlar yerine oturtuyoruz. Arkadaşlar kablomuzu yerleştirdik. Şimdi güç kablomuzu sabitleyeceğiz. Arkadaşlar cihazımızın kablosunu onarmış olduk. Arkasını temizledik. Şimdi test edeceğiz.
arkadaşlar cihazımız çalışmaya başladı. Arkadaşlar, bu videomuzda kanal abonelerimizden birisinin gönderdiği saç kurutma makinesinin hasarlı olan güç kablosunu, sökümünü ve nasıl tamir edebileceğimizi gördük arkadaşlar. Bunu kanal abonemize göndereceğiz. Bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.